Merhaba, size soralım. Ekonomiden memnun musunuz? Az çok. Her şey yolunda mı sizce? Her şey yolunda mı diyelim? Yok, yolunda değil. Hani çalışamaz durumdayız. Hani çalıştığımız zaten günlük 100 lira paraya çalışıyoruz. O da bize kurtarmıyor. Zaten günlük 15 lira sigara parası veriyoruz biz. Günlük 15 lira oradan çıktığın zaman 85 lira para. Onunla da bir geçim kaynağı yapamıyor zaten. Hani hiçbir faydası olmuyor bize. Şu an gelirler giderleri karşılamıyor mu? Yok, hiçbir şekilde fayda etmiyor. Ben mesela 3 ay çalışıyorum burada, bir ay memlekete gitmeye çalışıyorum. Bir ay benim cebimden gittiği için gidesim bile gelmiyor, hani gidemiyorum. Borçla borç ödenir mi? Nasıl? Borçla borç ödenir mi? Biraz kredi çek çek. Kredi kartıyla kendimizi işte atıyoruz öbüreye. Hani borçlanıyoruz, çalıştığımızda da borçlanıyoruz. Hiçbir faydası olmuyor bize. Peki nasıl görüyorsunuz? Düzelir mi sizce bu sorunlar? Vallahi pek düzelecek gibi durmuyor ya. Ama devletimiz inşallah yardımcı olurlar ya. Şimdi bayağı bir çalışma insanları var. Hani biz çalışıyoruz, şansı izliyoruz ama çalıştığımızda borçlara gittiği için faydası olmuyor. Peki neden böyle gelirler giderleri karşılamıyor, bir kenara bir şey koyamıyor? Ve genellikle neyden oluyor? Piyasadan. Hani bir mont alıyorsun şu anda, 150 liraya alıyorsun. E zaten günlük 100 liraya çalışıyorsun. Evet. 50 lira günlük, yani hiçbir faydası olmuyor bize. Boş yani. İnşallah düzelir. Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ben siyasi şeylere girmiyorum. Ben parti tutmuyorum ya. Aynen. Kim daha iyiyse o kazansın. Peki şu an nasıl sizce? İyi mi, kötü mü? Şu an hani AK Parti iyi yapmaya çalışıyor. İnşallah da daha iyi yapar. Hani Allah yardımcıları olsun. Kolay gelsin. Vallahi biz memnun değiliz. Neden memnun değilsiniz? Abi asgari ücret 3000 TL. Fiyatlara bak. Uçmuş. Uçmuş vallahi abi. Millet aç kalıyor. Kilosu 60 milyon. Aa, 3 kilo balık aldım 120 milyon. Çalışan esnaf ne yapsın mesela? Adama bak ne yapsın abi? Yani ne yapak abi, sen söyle. Neden böyle olmuş sizce? Abi neden böyle olmuş? Bunu yukarıdakilere soracaksın abi. Adamlar lüks içinde yaşıyor. Vallahi yedikleri arkalarında, yemedikleri önünde. Garibanı sorsan gariban tok derler. Bu yani abi. Diyorlar ki yoksulluk diye bir şey kalmadı diyor bakan mesela. Abi yoksulluk diye bir şey yok. Şu bakan hiç gelip dışarıda battaniyede yatan kişileri görüyor mu? Dışarıda titin titiyen çocukları görüyor mu? Sen bakma o bakan abi, o yalan söylüyor. Tokluk diye o bir şey oturduğu kalmadı. Yerde koltuğunda oturuyor, kliması yanıyor. Aylık 30 milyarını alıyor. Tabii yoksulluk yok. Ben de 30 milyar alsam ben de yoksulluk yok derim abi. Çaydan hesaplıyor, çay simit. Sen söyle abi, sana 30 milyar verse yoksulluk var der misin? Demezsin. Beni karıştırdın. Peki nasıl görüyorsun, düzelir mi sizce bunlar? Abi vallahi bu gidişat hiç iyiye gitmiyor. Yakında millet birbirini yer. Ben onu söyleyeyim valla, bu gidişat hiç iyi değil. Hayırlı. Yani yakında millet birbirini yer abi. Yani Türkiye'nin hali hiç iyi görünmüyor şu. Vallahi abi ya, yabancılar bizden iyi yaşıyor. Biz Türk'üz. Adamlar nereden gelmiş, bizden iyi yaşıyorlar. Türkler aç, yabancılar tok. Bu abi bu işe bir çözüm olsun artık abi. Böyle olmuyor vallahi. Değişmesi mi lazım sizce, yoksa abi, devam mı? Acilen değişmesi lazım abi. Abi biz Türk'üz, biz acız. Adamlar burada lüks içinde yaşıyor. Yani bunun sebebi kim? Dayıya sor mesela, yoksulluk diye bir şey var mı? Peki son sorum. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsin? Abi yarın bir seçim olsa vallahi abi var ya. Yani kime vereceğini de bilmiyorsun artık. Yani, yani öyle bir yok abi, şu an öyle bir aday yok abi ya. Kime oy vereceğini de bilmiyorsun. Geliyor, mitingde iki tatlı söz söylüyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Oy verdiğin zaman arkasını, sırtını yaslıyor koltuğuna. Kimseyi gördüğü yok. Unutuyorlar. Seçimden seçime mi hatırlıyorlar? Aynen öyle abi. Seçim günü geldi mi, vay canım vatandaşlarım, vay benim Türk halkım, vay benim milletim. Seçimi kazandı mı, kimse umursamazlar abi. Değilim. Neden memnun değilsin? Ya şu yaşımda ülkede hiçbir hayalim yok. Tek isteğim kurtulup gitmek. Hayalim bile artık 1 artı 0 evde yaşamak olduğu için pek memnun olduğumu söyleyemem. Neden? Nasıl kurtulup gitmek? Nereye gitmek istiyorsun? Bir simit, düz bir simit düşünün. 160 lira falan filan olduğu bir ülkede hani simit almak bile lüks olarak sayılıyor artık. Cep telefonu, gencim, oyun oynamak istiyorum. PlayStation lüks gözüküyor. Haliyle gitmek istiyorum bir şekilde. Ya Yunanistan'a botla kaçarız bu gidişte. Ya da bilmiyorum Bulgaristan'a falan. Aynen. Bir kaynak çözüp gitmemiz lazım bir şekilde hep beraber gençler olarak. Ya bu tür şeyler bile bu kadar pahalıyken nasıl gelecek hayali kurabilirim diyorsunuz? Kuramam. Kuramıyorum da. Bir tanıdığımız da yok çok şükür. Kendi ayaklarımızın üstünde duramıyoruz da. Kaybolacağız böyle giderse. Yok olacağız hayallerimizle beraber. Biz az önce bir amcayla konuştuk. Diyor ki işte Türkiye Almanya'dan çok çok daha iyi diyor. Amca çok makarna yiyor galiba.
Amca makarna kömür favorisi galiba onun. O yüzden hayırlısı olsun diyelim. Diyor ki geçmişi bilmiyor gençler diyor mesela. Ya geçmişi bilmiyor gençler bence saçma. Ya geleceğin... Geçmişle alakası yok ki, artık biz gelecekteyiz. Geçmişi düşünüp yaşanırsak bir yere gelinmez yani. Bundan onların geçmişinde daha da kötüydü. Onların zamanında iyileşti. Bu kadar şey oldu üstüne. Bu zamanda millet onu bunu yaparken bunlar da istiyor ki biz bir ekmeğe muhtaç kalalım. Ya şu telefonu aldın diye sen... Eğer ben iyi bir gelirli bir hiçbir şeyden buna şükür ediyorsam ben böyle hayatı yaşamayayım. Ben niye bu kardeşim en iyi telefonu kullanmasın, niye ben kullanmayayım? Ya da niye o kullanmasın? Yani bizi bir ekmeğe muhtaç etmesinler, o kötü. Ben evime gittiğim zaman çorbamı görmek isterim, onu gösteririm. Yarın, ben yarın ne yiyeceğim onu düşünmek istemiyorum abi. Ben 19 yaşındayım, ne bok yiyeceğim affedersin hiç bilmiyorum abi. Okulumu bırakacağım, iş bulabilecek miyim sanmıyorum. Para zaten yok, hiç kimse de yok. Babamın işi battı, o oldu bu oldu, daha ne yapacaksın yani? Artık zaman değişti, geleceğe bakmak lazım diyorsun. Öyle yapacaksın ya. Şimdi abi geçmişi düşünüp hiç yaşamaz. Yani bundan önce bizim Fatih Sultan Mehmet bile babasının sözünden çıkıp İstanbul'u fethetmeye falan çalışmış. İlla ben fethedeceğim diye. Yapmaya da bilirdi. Bu ileri gitmek. Teknolojiyi ilerletmek lazım. Bu kadar basit. Hani diyorlar ki eskiden biz işte sağlık sistemi şöyleydi, sağlık sistemi böyle. O zamanın imkanları ona yetiyordu. Bugünün imkanları var. Ancak sarar yapmaya yetiyor. Bu kadar basit abi bu. Peki nasıl görüyorsunuz? Düzeltebilirler mi sizce bunu? Bir şey söyleyeyim mi? Her şey baştan düzelmesi lazım. Cidden bak öyle. Bu ülkede ya şu anda bile mesela insanlar işe alırken bile aile fertlerini almaya çalışıyor. Bu iş tepeden başladığı için diplere kadar bugün geliyor. Şurada da bir iş yeri gider, en yakın akrabasını alır. Üniversite mezunu olmaz. En baştaki de aynı şeyi yapıyor. Bunun baştan sona değişmesi lazım. Kayırmacılık, torpil var yani. Çok var. Öyle böyle değil yani. Çok var. Ki zaten bunu yapmasan bile aile fertleri tarafından dışlanıyorsun. Bunu yapmayan bir kişi bile örnek gösteremiyorsun bir tepedekilerinden yani. Bugün bakıyorsun işte bilmem şu vali bunu tanıdı. Şunun sahibi, ekonomi bakanı bile bir akrabaydı, buraya kadar geldi yani. Rektörler kendi akrabalarını işlere alıyorlar. Hem eşini çocuğunu koyuyorlar. Okumak da zor artık yani. Kazanmakla kalmıyor sadece. Peki siz nasıl görüyorsunuz? Düzeltebilirler mi bunları? Sanmıyorum ya. Düzelmiyor. En baştan düzelmesi gerekiyor. Ama o dayılar olduğu sürece düzeleceğini pek zannetmiyorum. Bir de ben şöyle zannediyorum mesela bu 2023 yılında bence bu sistemi, bu şeyi düzeltecek yine gençler. Hani 18 yaşından sonra geçen bu 2023'ünde 2003'lüler, 2001'ler, 2002'ler bence bu sistemi yıkacak 2000 nesli. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hani gençlere, o dayılar gibi gençlere laf atıyorlar ama gençler onlardan 100 yıl ileride artık. Bunun da farkında oldukları için bu kadar gençlere falan saldırıyorlar. Gençler şöyle, gençler böyle diye. Gençler bence bunları yıkacak yani. Bu kadar basit. Peki son sorumuz. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Siyasi görüşüm aslında belli olmuştur da açık açık söylemek istemiyorum ben. Daha fazla hedef olmayalım. Yani şu anki partiye oy vermem ama başka partilere oy veririm. Yani kısaca değişmesi lazım diyorsun. Aynen, değiştirecek parti neyse ona oy veririm. Yani bana en fayda olacak hangisi ise ona oy veririm. Şu ankinden fayda görmüyorum çünkü. Peki. Kimi geçsin? Set oluyor. Siz hangi partiye oy verirsiniz? Ben şu anda eğer bilmiyorum karşısına kim çıkarsa ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın kim karşısına çıkarsa, koalisyon olursa hangi parti gözetmeksizin kişiliğine bakıp bana ne yarara dokunacak, ülkeye ne yarara dokunabilecek ona oy veririm. Yani hiçbir türlü ölsem bile Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermem. Peki siz ne diyorsunuz? Size de soralım. Abi o askerle konuşmasın. Peki. Benim görüşüm şu an. Komutanlara selam buradan. Benim görüşüm şöyle. Komutanı selam. Danılımdır. Ya benim görüşüm şöyle. Beni düşünen hangi parti olursa ben ona oy veririm. Yani gençleri düşünen, dediğiniz gibi geleceğe bakan hangi parti olursa ben ona oy veririm. Şu anda kafamda iki parti var. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti. Meral Akşener zaten yakından takip ediyorum. Kendisi çok bilgili ve bize çok şey katacak bir kadına benziyor, bir bayana benziyor. Şimdilik bu ikisi var aklımda, başka kimse yok. Alternatif olarak görüyorsun. Evet, tabii. Size soralım. Buyurun. Ekonomiden memnun musunuz?
Ne cevap vereceğim ben buna? Beni de gülme. Ya çocuğum soru soru. Ya bilmiyorum ne yani. Nasıl şu an geçinebiliyor musunuz mesela? Şükür Allah yani halimizden memnunuz diyelim. İç kuyus kadar halimizden memnunuz. Allah'a şükür olsun diyelim. Yani ekonomiden memnunsun derken her şey yolunda mı mesela? Yani şu anda büyük bir fiyat artışı var. Bunu büyük ihtimal herhalde stokçular yapıyor. Bunu devletin takip etmesi de takip ediyor ama neredeyse takip ediyor. Takip ediyoruz diyorlar ama yani şu an dediler geçen reklam şeye çıktı. Haberlerde yok Antep fıstığı işte kar yağmış çiçek açmış da şimdi zaten sen yol yaptın onlara işte 70 liraymış bu işe bu sene bir şey yaparsa iki katı 200 damlanır sen şimdi stokçuysan mektup attın şimdi mektup gönderdin doğru değil mi? Evet. Olmaz öyle adam şimdi Antep fıstığı ne yapacak toplayacak piyasada ne varsa güvenilen 3 ay saklayacak 3 ay sonra vuracak 70 lira fındık olacak 140 lira. Yani stokçular mı arttırıyor fiyatları? Tabii canım stokçular çiftçi sebzesi meyvesini çöpleri döküyor görüyorsunuz. Ama şimdi mesela marketlerde en çok yağ örneğini veriyorlar 5 litrelik sıvı yağ. Her yerde var ama fiyatlar kontrolsüz bir şekilde yükseliyor. Aynen katılıyorum. Bir yere bakıyoruz adam ya geçen benim başıma geldi. Aynı market 59.90 yazmış yağı. 4 gün sonra 67 yazmış aynı yağı. Sen 59.90 sattın ya şimdi atıyorum. Kazanıyordun o zaman da şimdi 67 neyle yanarak yazdın? Yani. Dolar mı yükseldi bir anda? Ya savaş mı çıktı bir anda? Ne oldu yani? Gıttık mı girdi? Ya fiyatlar dengesiz. Yani dediğim gibi herkes kafasına göre şey yapıyor. Fiyat artışı oluyor. Takip eden de olmuyor yani. Bildiğim nasıl olur? Düzeltebilirler mi sizce bunları? Biraz zor. Yani neden zor? Düzelmesi için biraz. Abi bu şekilde insanlar art niyetli olduktan sonra bırak ekonomiyi düzeltmeyi. Bu hastalığı bile biz atlatamayız. Yani insanlar mı yapıyor bu ekonomiyi? Abicim, insanlar yapıyor. Kimse diyorsun vatandaşa masken yok. Masken taksanı ya sana ne diyor? Ben seni uyarım. Sen bana o şey tepki verdikten sonra ben bir daha gidip de diğer arkadaşı uyarır mıyım? Bana orada bir kötü bir kelime kullansa biliyorsun zaten insanlarımız hemen alev alıyor. Gerginler. Ya maske konusu mesela evet insanların hatası da fiyatlar konusunda, ekonomi konusunda mesela enflasyon diyorlar. Enflasyon açıklayanlarla yapılanlar farklı çıkıyor. Biri de 1.28 diyor, biri de tutmuyor diyorlar. Ama kime inanacağız bilmiyorum. O öyle diyor, o öyle diyor. Devlete mi inanacağız? Medyaya mı inanacağız? Onu da bilmiyorum şimdi. Kafalar iyice karıştı. Vallahi bilmiyorum. Yani şu anda geçinebilene aşk olsun demek lazım. Ben de tebrik etmek lazım. İstanbul'da şu anda geçinebilene tebrik etmek lazım. Gerçekten. Bunları diyorlar biz geçiniriz. Her şey çok iyi. Rahatız diyorlar. Herkesin tuzu kurudur. Onun yerler tuzu kurudur. Peki siz yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Ben mi? Şu anda kararsızım. Neden kararsız? Ya ben yani şu anda bilmiyorum da şu anda çok kararsızım. Peki daha önce hangisine verdiniz? Şu an iktidardaki partiye verdim. Biraz ekonomi mi düşündürüyor sizi? Senelerde mi? Ekonomi düşündürüyor. Bir de bazen yanlışlar yapmaya başladı reis. Onlardan dolayı. Örnekleri çok. Hangisini vermişim? Örnek vermeyelim. Örnekleri çok. Ama şu anda kararsızım. Kararsız. O şekilde konuşuyor. Bakıyorsun yarısı gün başka konuşuyor. O şekilde konuşuyor. Onu FETÖ'cü diyorlar. FETÖ'yle işbirliği yap diyorlar. Birisi ayrılıyor. Aynı partiden ayrılmışsın. Parti kuruyorsun. O parti madem beğenmiyordun ki neden o parti daha önce katıldın? Yani şu an insanlar da kafası çok karışık. Yani çoğu insan %80'i kararsız bence. Yani benim bir şeyim yok. Çoğu olur ama şey gibi siz söyleyin. Takım tutar gibi parti tutuyorlar. Evet. Çoğu insanlar takım tutar gibi parti tutuyor. Abisim sen yani takım tutmak parti mi? Takım zevk işi. Ekonomi farklı, ülkenin geleceği farklı bir iş. Yani bunu bu şekilde değerlendirmene gerek yok. Birisi kötü yapıyor diyor, birisi iyi yapıyor diyor. Şimdi hangisini alacağız? Yani değerlendireceğiz. Yani şu anda kararsızlık. O anki bakalım bir seçim olsun. Düşüneceğiz, bakacağız bakalım.